Kayıt planımızı hazırladık. Mum şablon, mum duvar için mumumuzu ya rulo halinde ya da kat kat sararak hazırlayabiliriz. Ben sararak hazırlamayı tercih ediyorum. Çalışacağım alanı ısıtıyorum. Şu şekilde yaklaşık 1-1,5 milimetre genişliğinde bir plak sardım. Bunu katlayarak devam edeceğim. Önce Maxilla'daki mum duvara yaparak başlıyorum. At nalı şekline hazırladığım şablonu, formunu düzelttim. Birazcık uzatacağım. Kalınlığını azaltacağım. Özellikle anterior bölgede 0.5-0.6 parametresinde olması benim için yeterli. Burada doğru konumlandırmamız bizim için çok önemli. Yaklaşık 1,5-2'lik bir açı yapması gerekiyor dışarıda. Burası şu şekilde. Anterior bölge 1,5-2 derecelik bir açıyla dışarıya doğru. Doğru bir şekilde şablonumuzu konumlandırdık. Şimdi alt bölgeyi ısıtacağım. Krete minimal bir mum bloğu koyacağım. Oluklu bir spatül ve ısı kaynağıyla mum şablonumu sabit hale getireceğim. Mum duvarımızın dış yüzeyini hem uyumluyorum hem düzeltiyorum. Şablonum tüber bölgesinde 45 derece açıyla sonlanacak. Bir mum spatülü yardımıyla 45 derecelik açıyı veriyorum. Hem tüber bölgesini hem linguali birazcık uyumlandıracağım ve daha sonra boyut olarak ayarlayacağım ve maxiller şablonumu bitirmiş olacağım.
şablonumun dış yüzeyini uyumlandırdım, iç yüzeyini uyumlandırdım. Şimdi boyutsal olarak ayarlayacağım. Anterior bölge sulkustan mum şablonumu üst yüzeyine 22 mm, posteriorda da 18 mm olması gerekiyor. Bu sınıra kadar alacağım. Bu işlemi yaparken bir bor kaşığı kullanabilirsiniz. Milim daha almam gerekiyor. Kontrollü bir şekilde tekrar alacağım. Son olarak şablonumun kalınlıklarını ayarlamam gerekiyor. Anterior bölgede 0.6, posterior bölgede 0.81 mm kalınlığında olması gerekiyor. Mandibüler mum şablonunu yapmaya geçebilirim. Mandibüldeki şambulunu yerleştirmeden önce kreti çiziyorum. Şablonumu kreti ortalayacak şekilde yerleştiriyorum. Uygun pozisyonu bu şekilde olacak şekilde sabitleyeceğim. Sabitlediğim şablonumu şimdi uyumlandıracağım. Thank you.
şablon retromolar petin 3'te 2'lik kısmına gelecek. Anterior bölgede ölçtüğümde 1.8'lik bir yüksekliği olacak. Yine ısıttığım bir kol kaşığı yardımıyla düzleyeceğim. Yüzeylerimi düzeltip bitireceğim. Mum duvarımızın, yani mum şablonumuzun yüzeylerini düzelttik. Labiyelde bulunan 1-1.5 derecelik açıyı verdik. Yüksekliklerini ayarladık. Lingual bölgede yüzeyleri düzelttik. Şimdi şablonlarımızın birbirine olan uyumuna bakacağım. Modelimde kret bölgesini işaretliyorum. Labial frenumu işaretliyorum. Labial frenumdan işaretlediğim bu çizgiyi median paratransitor'dan modelimin dış yüzeyine kadar taşıyorum. Kamular çentikten uzattığım bu çizgileri de modelimin dışına çıkartıyorum. Aynı işlemi mandibula için de yapıyorum. Frenumu işaretliyorum. Retromarpet'ten çıkarttığım bu çizgiyi modelimin dışına taşıyorum. Şablonlarımı birbirine olan uyumla kontrol ediyorum. İki şablonumun da yüzeylerinin düz olması lazım. Son kez bir bol kaşığı yardımıyla yüzeylerimi düzelteceğim. Bu düzlem sayesinde kontrol edeceğim. Düzleme tam temas edecek arkadaşlar hazırladığımız şablon. Şablonlarım birbirine bu şekilde hiç boşluk kalmadan temas etmesi gerekiyor. Yandan bakıldığındaki bu açıyı görüyorsunuz. Dümdüz yapmıyorum ya da iç bükey yapmıyorum. Orta hatlarımı, yani frenumlardan çektiğim çizgileri birbirine tam karşılık getiriyorum. Bu modeller için bu şekilde orta hattını ayarlıyorum. Paritinal bölgede de çektiğim bu çizgiler birbirine karşılamalı. Bu çizgiler arasındaki mesafe eşit olmalı. Bu şekilde sabitleyip daha sonra artikülatörü alacağım.